Evet, selam arkadaşlar. 22 Aralık Kore Yama Notları'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Kore notlarının çoğu bize gelen çoğu şeyle aynı şeyler olduğu için çok hızlıca anlatıp geçeceğim, haberiniz olsun. Hemen başlayalım. Aynı kostüm bize de geldi biliyorsunuz. Onun dışında bizde şu an satışı olan bir tane şey var biliyorsunuz. Ondan önce de 5000 A coin'e gelmişti. 5000 A coin'le 10 kainci alıyordunuz yaklaşık olarak. Şimdi 2000 A coin'e 4000'inci aldığınız bir tane inci dükkanında paket var. Bu da galiba 3. versiyonu gelecek. Galiba 1000 A coin civarı bir şey vereceğiz. 2000 inci alacağız diye tahmin ediyoruz. Biz yanlışlıkla 500 bin 1K da alabiliriz. Onu yani de görürüz ama galiba 3. olacak. Bu sanki Kore'de gelmişti hatırlıyorum ama yanlışım olabilir. Hani planınızı gelecek gibi yapmayın. Gelirse ekstra bir bonus gibi düşün. Onun için de incilik yanında çok gösterecek. Bir şeyler yok zaten, bize de çoğu aynı şekilde geldi. Çadır indirim vesaire vesaire, bunlar önemli değil. Şu Kind Heart klan bonusu şeyse hala gelmedi, niye bilmiyorum. Sonuçta gelecek yeni kostüm sıramızı zaten bizde duyurdukları için önemli şey yok. Şimdi geldik güncellemede. Buradaki klaslarla ilgili değişimi geçiyorum. Çünkü bunlar zaten bize direkt olarak ya geldi ya haftaya gelecek. O yüzden önemli değil. RBF. Yeni bir RBF haritası olan başkent Valencia haritası eklendi. Bu başkent Valencia'nın özelliği diğer RBF'lerin aksine insan öldürme ile puan kazanan bir yer değil. Bölge ele geçirilerek o bölgeyi tutarak elde edilen bir capture the area tarzı bir mod. Çok güzel bir düşünce. Ben sevdim. Özellikle şu iki bölge biraz kırmızı uzak olsa, mavi de şu ikisi uzak olduğu için denge olur diye tamam, ama şu dördüncü not biraz garip geldi. Hani 5 ve 4'ü kırmızı alır, mavi 1-2 alır, 3'te de çok kapışma olur gibi geliyor ama ya belli de olmaz, onun metasını millet yakında yaratır. Biraz daha teknik sorunlar var, onu çözmeli lazım. Belki klipleri görmüşsünüz. Kesinlikle iframe'i geçip alan kapan sorklardan tutun da ortaya girip de görünmez olup bazı klasların yapabileceği şeyler falan korkutuyor ama bakalım geldi belki dengelenmiş olur. Sarı bölgeler yani başta nötr oluyor. Mavi tarafın yani siyah Black Desert tarafı diye geçiyor normal RBF'ye göre. Red Desert'da gene red şekilde kırmızı renkli işaret ediliyor. O bölgede tutup 3000 puan alan kazanıyor. Çok anlaşacak bir şey yok. Capture the flag tarzı. İşte bu ele geçirme başarısı mavi tarafın yüzünden kırmızı böyle tık 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 alıyor. İşte fail'larsa şöyle oluyor. Pardon. Orada aynı anda iki taraftan da insan dövüşürse bu sembol oluyor. Almayı fail'larsa da şöyle geri dönüyor bir yanda. Puan alma şeysi de arıyor. Böyle çalışıyor, gayet güzel. Urban Warfare yani şehir içi çatışmayı güzelce gösterecek bir map olmuş. Ben çok sevdim. Bazı klaslar tepelere çıkıp ok yağmuru ya da Archer'ın uzun mesafe ski ya da Witch Wizard, Blizzard Meteor ya da Lan'ın uçması gibi skillerin de işe yarayacağını görmek benim ilgimi çekti. Bakalım geldiğinde bizim mena halkımız sevecek mi? Şimdi şuraları geçiyorum, çok önemli bir şey yok. Buralarda bize gelen zaten rebootlarda şey var. Bunlar gelecek. Değişimler çoğu değil tamamen, belki gelmiş de olabilir. Sonuçta şöyle bir eşya var. Bunu zaten bizim ana sayfada da anlatmıştık. Önce 29'una çalışacak bizde. Onlar da 22'sine başladı. Onlar 9 Şubat'a kadar kullanın. Bizim 9 Şubat'a 7 gün daha ekleyin. Öyle bir kullanım süresi var. Biliyorsunuz ağırlık, envanter, level ve beceri XP aktarmaya yarayacak bu parçaman. Birini aktarıp diğerlerini aktarmamayı tercih edebilir. Hepsini aktarıyor ya aktarmıyorsunuz. Saklayın. İyi bir anda saklayın. Hemen kullanmayın bence geldiğinde. Haberiniz olsun. Onun için birkaç tane bug fix var önünde işte. Frostwood Fireplace'in efekti düzeltilmiş Manor'da. Onu çıkardı, alevin kalınlaştırmışlar falan filan. Sezonu özel Sikrake'ye Ataraxion geldi. Onu zaten anlattık bizim yanıtlar. O yüzden geçiyorum. Özel görevler geldi ondan ilk. Geç. Burada bilmeyenler için Sikrake'ye Ataraxion bilgileri vesaire var. Şu önemli bir değişim. Artık avcılık yaptığınızda yani tüfekle ya da sniperla ikisi de fark etmez. Avcılık yaptığınızda bu mobların hepsinden kafra satacak şekilde ayarlama getirdi. Güzel olmuş. Belki avcılığa ilgi artar biraz. Onun şeyin yeni bir kara ruhun macerası geldi kış özel. Bunu zaten anlaşmıştık. Geçiyoruz bunu. Şu NPC'nin yerin taşıması aynısı geldi. Şu Winter's Delight açıklaması bizde yok. Galiba bizde daha kar yağmıyor anladığım kadarıyla. Eğer yağıyorsa ben görmedim ama hava kapandı ve etrafta Noel dekorasyonları vesaire, yılbaşı dekorasyonları vesaire yapıldı. Ama gördüğüm kadarıyla henüz kar yağmıyor. Belki bir hafta sonra gelebilir. Yağıyor mu sizde? Tamam, o zaman bende hiç yağmadı. Sorry. Tamam, düzeltiyorum. Ne bileyim, bizim yamanıtında öyle bir açıklama görmeyince ben herhalde gelmedi dedim. Ne kadar kış temasını getirmiş o sırada. O zaman bize gelmiş, sorry bize yazmıyormuş. Atraksiyon vesaire bunu anlattım.
Atraksiyon şeyde üst üste NPC'nin konuştuğu şeyi katlamayacak şekilde ayarlama. Yani şunların hepsi anlattım. Bize de bu fixler geldi. Bu da aynı şekilde geldi. Interaction by moving. Ha. Bu şey havada yönü değiştirme özelliği kalmış. Bu Dream Argonautlarda, Argonautların hepsinde. Arayüz penceresinin ayarı yapılmış. Burası biraz şöyle bir ayar yapılmış anladığım kadarıyla. Şuradaki arayüz daha genişletip daha fazla detay veriyor gibi geldi bana ama tam saymadım. Belki şuradaki bazı şeyler burada yoktur ya da belki şuradaki şey burada yoktur. Ya da şuradaki şeyler vardır yoktur bilmiyorum. Koreceğim yok, tek tek de bakamayacağım. Zaten bir hafta sonra bize geldi görürüz ama eğer tahmin ettiğim gibi ise umarım şu tepedeki yazıları kapatmaya izin verirler artık. Çünkü gerçekten onları kapatmak istiyorum ben 3 yıldır. Hatta 4 yıldır oyun izin vermemesi ayıp yani. Onun dışında... konuşma arayüzü, transparanlık arayüzü şeyde önemli değil, önemli değil. Bunlar hep bug fix. İtem transfer için bu Marnie'nin görevi var ya şey, Karurt'a önerilen görev. Onları ilgili açıklama şey yapılmış. NPC arayüzü bulmadaki depoların yeri düzeltilmiş bu sağ üstteki bildirimde. What? Bu ne lan? Ha, bir tane şey ya, güvenlik seviyenizi arttırmakla ilgili bir etkinlik vardı da onun süresi uzatılmış anladığım kadarıyla. Çok önemli değil, bize gelmedi zaten. Keşke gelse. Parti arayüzünün optimizasyonu çalışmaları var. Hafıza yani RAM kullanımı ile optimizasyon yapıyor. Keşke GPU, CPU da gelse. Gereksiz logların tutumu kaldırılmış. Oyuna ilk giriş yaparkenki hafıza kullanımı ile ilgili ayar getirilmiş. Beldon'un yüklenme ekranındaki banner'ı düzeltilmiş. Onun için düzeltmeler, değişimler. Bakın burada özel bir şey var mı? Genel uyduruk bug fixler. Açıklamanın yanlış olması bize de geldi. Önemli değil. Lucky Sap'in rengi yanlışmış. O düzeltilmiş. Ama önemli bir şey yok. Oo! Oha bu çok önemli. Büyük gemilerin toplarıyla New Battles and Reinforced New Battles. Ha. Oha çok garip. Büyük gemilerin toplarıyla galiba savaşlardaki kurulumlara yani çadırlara, kamplara vesaire, alev kulelerine ve yükseltilmiş alev kulelerine, dinç toplarına ve balistalara ve kanı avlamak için kullanılan toplara back atak vuruyormuş bu top. Galiba o kaldırmış. İlginç. Sezon paso görevi Book of Magrahan Chapter 1'i yapılarak ilerlenecek şekilde ayarlanmış. Şu görevden bahsediyor. Bu Agris'in şeyi bize de geldi galiba. PC'den ilk bağlandığınızdaki bir tane arayüz tekstürleri bozuk yüklemiş, o düzeltilmiş. Peri beceriniz değişirken bir skill sırası düzeltilmiş. Gamepad ayarlarında bir şey olmuş. Tamam, çok önemli değil. Curiosity Major Up'tayız. Bize niye gelmedi bilmiyorum ama bence son bir yıldır oyun oynayan insanlar. Bak bir yıl boyunca bunlar geldi. Karşımda yönlendirmeyi güzel yapabilirlerdi. Bak burada iyice daha da kategorize etmişler. Keşke bize de gelseymiş bu ama. Bilmiyorum, ayıp. Onun dışında yamanlıkları bu kadardı. Çoğu bize gelenle aynı olduğunu söylemişim. Bir de şu şey gelmiş. Şölen'deki gösterilen videolar, açıklanan içerikler daha böyle düzenlenerek bir sayfaya eklenmiş canlı izlemenler vesaire için. Hani iyi olmuş. Bize de büyük ihtimal çevirisi yakın zaman çıkar. O yüzden bunu gidip şimdi Korece'de anlatmayacağım. Özellikle şu skillerin tam ismini yazması vesaire gibi güzel güzel şeyler de var ama çoğu biliyorsunuz. Şölen'den anlatıldığı gibi bize çok geç gelecek. O yüzden bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Başka bir video görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye.